Bu çok önemli bir nokta ve gerçekten Mustafa Destici de samimi ise inisiyatif alıp bu verdiği kanun teklifini bir an evvel geri çekebilir. Çekmesi de gerekir zaten bu kadar büyük trajik bir tablonun içinden geçiyorken. Evet. Bu halktan özür dilemesi lazım ve hatta bence azıcık onuru varsa siyasi parti genel başkanlığından istifa etmesi gerekir. Yani bu büyüklükteki bir vebalin altında bir siyasi partinin genel başkanı, yani siyasetçi ne zaman istifa eder ki? Ne zaman istifa eder? Ya onurlu bir davranışı biz Türkiye'de ne zaman göreceğiz? GSM operatörleri, deprem komisyonu, ben içindeyim. İki yıl önce İzmir'de olan deprem dolayısıyla komisyonda biz bunları konuştuk. Ne dedi bize Ulaştırma Bakanlığı, İletişim Başkanlığı? Biz 2 saat içinde 3 tane GSM operatörünü tek bir merkezden, uydudan yönlendireceğiz ve bir de asla İzmir'de olduğu gibi telefonların kesildiğini görmeyeceksiniz. İnternet bağlantısının kesildiğini görmeyeceksiniz dedi. Ne dedi AFAD'ın başkanı bize? Göreceksiniz dedi, bütün entegrasyonu sağladık. AFAD olarak herhangi bir ilde deprem olduğunda biz 2 saat içinde bütün birimlerimizle AFAD olarak o merkeze gideceğiz dedi. AFAD'ın başkanı 2 ay sonra Tanzanya Büyükelçi olarak gitti. Yani olacak şey değil. Yani İzmir depremini, Elazığ depremini yöneten AFAD başkanını bu ülkenin cumhurbaşkanı İzmir depreminden 2 ay sonra Tanzanya Büyükelçi gönderdi. Yerine de bir ilahiyatçıyı getirdi, AFAD'ın başına koydu. Böyle bir şey olabilir mi? Yani biz o zaman nasıl bir riski sıfıra indireceğiz? Yani evet, yaşamı boyunca bu konularla ilgili hiçbir bilgi birikim olmayan insanları getiriyoruz. Deneme yanılma yöntemleriyle sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Tekrar söylüyorum, Destici'ye düşen siyasi parti genel başkanlığından istifa edip bu milletten de özür dilemesi gerekiyor. Evet.